Ama bugün askerimize, polisimize iman geldi. Bu eylemleri artık durdurun, tırları yakmayın. Kürt halkı aç kalır. Halkımız, esnafımız, sanayicimiz 5 sene... AK Parti diye sormuştu deminki izleyicimiz. Şimdi ben diyor, CHP gelirse ne olur diye soracağım ya. İyi akşamlar sevgili FMTV izleyicileri. Bir gündem ve ekonomi programına daha hoş geldiniz. Bugün de dünyadan ve ülkemizden önemli konuları konuşacağız. İsterseniz programa geçmeden ben konu başlıklarını kısaca size vermek istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu konuşacağız. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör suçlamalarında bulunuyor. O konuları biraz açacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polis teşkilatının yapmış olduğu başarılı operasyonları konuşacağız. DAEŞ'in, PYD'nin, rejim güçlerinin anlaşmalarını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta yaşanan bombalı saldırıdan sonra Demirtaş'ın yapmış olduğu açıklamaları konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye yapmış olduğu silah yardımlarını konuşacağız. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun Salim Müslüm'e verdiği notayı konuşacağız. Bilim ve Sanayi Bakanımız Fikri Işık'ın yerli otomobille alakalı yapmış olduğu konuları konuşacağız. İsrail'in yapmış olduğumuz silahlardan ne kadar etkilendiğini konuşacağız. Ben programa geçmeden önce sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Gündem ve ekonomi et fmtv.com.tr 0216 488 0488. Konuklarımı size tanıtmak istiyorum. İsmail Ailem Hizmet Yaşatma Derneği Başkanı, aynı zamanda iş adamı Sayın Recep Konuk Hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sanayici ve iş adamlarımızdan Sayın Ahmet Özkan, siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Hocam ilk sorumu size soracağım programa geçmeden önce. Geçen hafta yapmış olduğumuz eğitimle alakalı konulardan çokça tebrik telefonları aldık. Halkımızın bunlarla ilgili pek detaylı bilgi sahibi olmadığını anladık. Size çok teşekkür ediyorlar. Bu konuyla ilgili sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı hocam? Buyurun. Allah razı olsun. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum sizlere ve tüm seyircilerimize. Geçen hafta eğitimin ve önceki haftada eğitimin üzerinde durmuştuk. Ve çok önemli bilgiler vermiştik, detaylar vermiştik. Ve eğitimimizin daha kaliteli olması için, çünkü dindar bir gençliği ancak eğitimle sağlanacağını üstüne vurgu yapmıştık. Ve halkımızdan gerçekten çok tebrik, mail olsun, telefon aracılığıyla bizlere ulaşanlar olsun, çok tebrik aldık. Şuranın altını ben tekrar çizmek istiyorum. Buyurun. Dün biliyorsunuz elin bir olay yaşandı yine. Maalesef Bolu'da İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyan bir genç kızımız kendi sınıf arkadaşı tarafından Dilay Gül isimli bayan maalesef öldürüldü. Vahşice öldürüldü. Şimdi buranın biraz altını çizmek istiyorum ben. Buyurun hocam. Yani şimdi aynı sınıfa bu insanları koyduğumuz zaman tam da genç çağlarında bunların derse kendilerini verme şansı yok. Yani mümkün değil. Yani. Evet. Hafta içinde mesela gerek Cevizlibağ'da iki tane üniversitede, gerek Bayrampaşa'da bir tane üniversitede incelemeler yaptık. Baktık olaylar nasıl oluyor, nasıl okuyorlar. Yani baktığımızda, incelediğimizde şunu gördük. Yani çok ehil de olmaya gerek yok bu iş. Burada eğitim olmaz. Bu insanları aynı çatı altına koyduğumuz zaman ateşle barut mümkün değil yan yana durmaz. Mümkün değil yani. O yüzden bu karma eğitimi özellikle yani bir an önce yani hiç böyle uzatmadan bir an önce bunun üstüne gidilmesi lazım. Belki ilk dörtte bunu sağlanabilir ama ikinci dört olsun, üçüncü dört. Üniversitelerde yani bunun mutlaka ayrılması lazım. Özellikle isteyen ailelere, evet, İsteyen velilere bu imkanın sağlanması lazım Milli Eğitim tarafından. Bunun bir şekle sokulup. Görüyorsunuz yani bu insanların aynı çatı altında eğitim almaları mümkün değil. Kızın haberi var veya yok. Çocuk sınıfta platonik bir aşka tutuluyor. Çünkü ateş, barut yan yana durmaz. Birbirlerine enerji alıyorlar.
Elektrik alıyorlar. Evet. Ve bu sefer eğitim başka yerlere gidiyor. Heh, eğer bu eğitimimizin önünde başka sıkıntılar varsa ki onu da buradan açıkça söylemek istiyorum. Buyurun. Yine müfettişlerimizden bir tanesi bize verdiği bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığımız içinde yaklaşık 16 tane Amerikalı uzmanın Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştığını söyledi bize. Ve müfredatın genelde bu insanlar tarafından şekillendiğini söyledi. Ya bizim ülkemizde, bizim milli olması gereken eğitim sistemimizde ne işi var Amerikalı'nın? Çok önemli bir konu hocam. Çok önemli bir konu. Bunları def etmek lazım. Bunları pasife çıkartmak lazım eğer def edemiyorsak. Ki neden edemiyoruz? Engeller nelerdir? Artık korkmadan tüm konuların üstüne gitmemiz lazım. Tatlı tatlı, usulü neyse gitmemiz lazım. Çünkü birazdan konuşacağız. Evet. Küf var bir yerde birleşiyor. Evet. Uzlaşıyor, buluşuyor. Kime karşı? Müslümanlara karşı. Müslüman kanını hiç korkmadan, incinmeden akıtabiliyorlar. Evet. Ve bizi zehirleyebiliyorlar. Şimdi biz o zaman bizi zehirleyecek konularda, çok önemli noktalarda yabancı insanların ne işi var? Evet. Milli eğitim diyoruz, içimizde yabancılar şekil veriyor ise evet. Buna engel olmak lazım. Söylemek istediğim aşağı yukarı bunlar. Ya milli eğitimimizin milli olması gerekiyor inşallah. İnşallah söylediğiniz gerekliliğe ulaşmıştır hocam. İnşallah. Çünkü bu umarım cinayetler, bizi izliyorlardır. Bu cinayetler Sayın Altun ne ilk olacak ne de son olacak evet. Yani. Bu sistem devam ettiği sürece artarak devam edecektir. Yani. Hocam olaylar normal bir ölümle değil yani. Bildiğim kadarıyla 50 küsür yara darbesiyle hunharca yapılan maalesef, şeyler. Yani insanların sağlıklı insanların yapabileceği şeyler maalesef. Değil bunlar. Yani bunlar eğitim seviyesinin gerçekten sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Yani demek ki ne kadar üstünde duruluyor ki. Çünkü bir de aslında şuraya da vurgu yapmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun, buyurun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifini ben hatırlatmak isteyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki günahlar açıktan işlenmeye başlanınca iyi veya kötü herkes genel olarak bir azaba tabi olacak diyor. Yani günahlar bugün bakıyoruz açıktan işleniyor mu? Efendimizin işaret ettiği gibi. Aşkım. Bugün faiz. Ya faizin girmediği neredeyse ticarethane sayısı %10'larda var mıdır Ahmet Bey? Yok denecek kadar azdır. Çok aza indi. Bunun yanına bakıyorsunuz kumar. Kumar artık cep telefonlarına kadar girmiş. Evet. Gençlerimizi zehirleniyor. Hatta evet. Devlet yetkililerimiz bana kızmasın ama devlet eliyle oynatılıyor evet. Birçok kumar. Piyango diye bir şey vardı hocam. Ya. Evet. Yani piyangonun bile millisi evet, varken maalesef. İnşallah eğitimimizde de o milli havayı yakalayacağız. İnşallah. Bunun yanında fuhuşa bakıyorsun. Çok yayılmış durumda. Evet. İnsanlarımız tesettüre dikkat etmiyor. Bu sefer tesettüre dikkat etmiyor ama hemen erkekleri suçluyor. O erkeğin suçu yok demiyorum ama yani burada tam da konulara da giremiyorum, girmek de istemiyorum. Müslümanım demek artık bir suç gibi oldu hocam yani. İnsanlar... Bunun yanında zina. Evet. Zina da bugün maalesef çok yaygınlaştı. Evet. Mevlam bütün Müslümanlar uzak etsin. Amin. Yalan, şirk bakıyorsunuz. Bunun yanında birlik beraberlik yok. Toplum tamamen bölünmüş durumda. Ocu bucu ifadeleriyle, X parti X parti ifadeleriyle toplum bölünmüş durumda. O yüzden Mevlam muhafaza etsin inşallah. Amin. Kayırsın diliyorum ben. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sizden sağlık. Allah razı olsun. Toplum demişken hocam yine sizden başlamak istiyorum bu konuyu. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı bir durumdan geçiyoruz hocam. Evet. Biz bu durumlara nasıl geldik? Bu durumlara gelmemizdeki sebepler nelerdir? Bu sıkıntılı durumları nasıl geçebiliriz? Bize bir açabilir misiniz hocam bu konuları? Ya şimdi gerçekten dünya siyaseti çok şekil alıyor, yeni şeklini alıyor. Küfür az önce işaret etmeye çalıştım, birleşiyor. Yani küfür kime karşı birleşiyor? Müslümanlara karşı birleşiyor. Evet. Hiç çekinmeden birbirlerine destek verebiliyorlar. Bizden de Müslüman olarak tamamen kendimize dönmemiz lazım. Evet. Türkiye bir tek kendini ilgilendirmiyor artık. Türkiye birçok İslam ülkesini ilgilendiriyor artık. Evet. Bizim burada dik durmamız, diri durmamız, bir Bosna her şeyi ilgilendiriyor. Bir Arnavutluğu ilgilendiriyor. Bir
Mısır'ı ilgilendiriyor. Komşularımız olan Suriye'yi, İran'ı direkt, İran'ı ilgilendiriyor. İran'ın içinde yaklaşık 20 milyona yakın Sünni insanımız var orada. Müslüman kardeşimiz var. Bizim buradaki dik duruşumuz onları da etkiliyor. Yani o yüzden bizler de kendi özümüze dönmemiz lazım. Evet. Müttefik diyoruz mesela. Devlet yetkililerini sürekli kullanıyor. Müttefik. Yani kafirden, Amerika'dan, Rusya'dan bize müttefik olmaz. Evet. Mümkün değil yani. Olmuyor. Onlar olmuyor da yani. Biz anlaşırız, sarılırız ama onlar arkadan bizi vururlar. Evet. Şu anda da görüyoruz mesela. Evet. Ne yapabiliyorlar? Şehir merkezlerinde eylem yaptırılabiliyor. Ama hiçbir zaman bu eylemlerde de Ankara'daki gardaki eylemle alakalı yani hiçbir zaman pimi çekenin önemi yok. Evet. Pimi çeken bir piyon. Onun arkasını görmek lazım. Hangi ülkeler yaptırıyor bunu? Burada bize ne mesaj veriliyor? Özellikle bize deniliyor ki ben öyle okuyorum olayı. Suriye'ye dokunma. Evet. Sen kendi iç meselene bak. Kendi problemlerini çöz. Sen elleme. Biz şekillendireceğiz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok Sayın Altun. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sayın Özkan, aynı soruyu size de sormak istiyorum. Yani ülkemiz gerçekten sıkıntılı. Özellikle 7 Haziran'dan sonra bayağı bir kutuplaşmalar oldu. Bayağı bir sıkıntılar olmaya başladı. Şimdi biraz 1 Kasım seçimleri geliyor. Onun önünde de bir takım şeyler yaşanmaya başladı. Biz bu kadar nasıl ayrıştık? Bu hale nasıl geldik? Bunların çözümleri nelerdir acaba? Buyurun. Şimdi senin bu sorunu bir de diktatör ifadesi vardı ya, bir soru vardı. Evet, onu da soracağım. Ha, onunla birlikte ben birleştirerek. Onu da sorayım o zaman. Olur, olur. Size. Hocam sonra siz de bu konuyla ilgili görüşlerinizi bildirirseniz. Evet. Son günlerde malum yani. Geçen Finlandiya Başbakanı'yla Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda da soruldu bu soru. Bir diktatör yaftası yapıştırılmaya çalışıyor Sayın Cumhurbaşkanımıza. Şimdi bununla ilgili görüşleriniz nedir hocam? Yani bunun gerçekçiliği nedir acaba? Veya diktatörse bunun karşılığını bir söyleyebilir misiniz bize? Şimdi biz bu duruma nasıl geldik? Evet. Ve bu Sayın Cumhurbaşkanımıza yapıştırılmak istenen bu diktatör ifadesinin aslında bize neyi anlattığını kısaca ben kendimce anlatmaya çalışayım. Bunu anlayabilmemiz için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerine bir ufak göz gezdirelim. Buyurun. Şimdi 2002 Kasım seçimlerinden sonra yaklaşık işte bir 15 sene, 14 küsür sene zaman geçti. Bu zaman süreci içerisinde öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratikleşme adımları atıldı. Bu işin hani haklar konusunda, siyasi haklar konusunda, vatandaşlık hakları konusunda bugüne kadar yapılamayanları bu hükümet kanunla, yasayla belirledi. Evet. Ve işi nihayetlendirdi. Peki gelelim ülkenin finansal boyutuna, yani güç anlamındaki boyutuna bir göz gezdirelim isterseniz. Mesela bu 15 yıllık süreçte, şimdi bunu buraya başlamadan önce bunları anlatmamdaki amaç şu. Yani Türkiye neredeydi, şu an nereye geldi, yapılmak istenen aslında ne? Buyurun. Bunu anlatmaya çalışacağım. Evet. Ya bir ufak mesela örneklerle başlayayım istiyorsanız. Yani mesela kişi başı gelir 3500 dolarlardan bugün 11.000 dolarlara çıktı. İşte 200 milli gelirimiz, gayri safi milli hasılamız biliyorsunuz 230'dan 800 milyar dolarlara çıktı. Ondan sonra o dönemlerde dünyanın en büyük 26. ekonomisiyken bugün 16. sırada 17-16 arasında gidip geliyoruz. Evet. Hatta o dönem biliyorsunuz o dönemlerde öyle bir hal aldı ki kasa, yazar kasa fırlattığı zaman evet, ülke böyle bir şok, span geçirdi. Derken Anayasa Milli Güvenliği Kurulu toplantısı, anayasa kitapçığı fırlatıldı ve ülke felç konumuna evet, düştü. Ta ki kendi memurunun maaşını ödeyemeyecek duruma geldi. Peki ne oldu? İşte IMF'ye başvurduk. IMF'den 23,5 milyar dolar biliyorsunuz bunları. Evet. Borç para aldık ve bu aldığımız borçlarla memurların maaşlarını ödedik. Ondan sonra
İşte 80 küsur Cumhuriyet tarihi boyunca mesela 6000 kilometre duble yol yapılmış. Sadece AK Parti hükümetleri döneminde 16000 küsur duble yol yapılmış. Mesela 2002'de 8 milyon kişi hava yolu ulaşımını kullanırken bugün bu rakam 50 milyona dayanmış. 50 milyon kişi bu ülkenin refahıyla alakalı ve imkanıyla alakalıdır bunlar. Yani mesela o dönemlerde işte sadece 9 ilde doğalgaz varken bugün doğalgaz olmayan ilimiz elhamdülillah yok. Her ilimizde doğalgazımız var. Fakat hani bu mesela sağlık alanında yapılanlar, bunlar artık hani herkes söyledi, çok üzerlerinde durmuyorum. Ama önemli bir iki konu var. Mesela nedir o? Savunma sanayi konusu. Savunma sanayinde biz 300 milyon dolar, 300 milyon dolar ihracatımız var. Bugün geldiğimiz nokta savunma sanayinde 1,5 milyar dolar ihracatımız var. Evet. Bunun karşılığı şudur. Yani biz ithalatımızı azalttığımız gibi artı yurt dışına savunma sanayi silah satıyoruz yani. Evet. Bunun şeyi budur. Ve daha da önemlisi savunma sanayindeki yerlilik oranımız %25'lerden bugün %70'lere dayandı. Evet. Bunun getirisi nedir? İşte bunun getirisi bugünlerde hani çok sıkça haberlerde falan duyuyoruz. İşte istihbarat, kendi yazılımlarımız, kendi istihbaratımızı hiçbir şekilde birine muhtaç olmadan, bir yerlerden beklemeden kendi istihbaratımızı yaparak ve sonuç alıyoruz. Operasyon başarıları. Operasyonel sonuçlar alıyoruz. Evet. Hatta mesela bugün enteresan İsrail'den bir açıklama geldi biliyorsunuz bu konuyla alakalı. Onu da soracağım size. Söylemiştiniz zaten. Evet. Biz öyle bir hata yaptık ki Türkiye gibi bir pazarı kaybettiğimiz yetmiyor. Biz dünya pazarında Türkiye'yi kendimize rakip çıkardık. Evet. Savunma sanayinde. Şimdi enerji konusunda biliyorsun enerji koridoru oldu Türkiye. Evet. Yani Rusya'nın doğalgazı, işte Azerbaycan petrolü doğalgazı, İran'ın doğalgazı, işte Kuzey Irak'tan Kuzey Irak'ın petrolü, yumurtalık petrol boru hattından. Yani Türkiye şu anda Avrupa'nın dolayısıyla tabii yani Avrupa demek büyük bir yer. Buranın enerji ihtiyacının sağlandığı koridorun ana merkezi konumundayız şu anda. Evet. Yani aldığımız, yani daha doğrusu 15 sene önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında gidişat olarak çok ciddi atılımlar sergiliyor. Peki, daha bunun mesela bunun gibi örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bunun önüne geçebilmek için, çünkü bu gidişat onlar için iyi bir gidişat değil. Evet. Yani kendi menfaatleri açısından Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemiyorlar. Bunu engellemek için malumunuz, biliyorsunuz, işte gezi olayları düzenlediler. Gezi ile beraber bu işi engelleyip AK Parti hükümetini milletin gönlünde almak istediler. Beceremediler. Olmadı, tutmadı. Sonra işte 17-25 Aralık operasyonları yaptılar. O da olmadı. Finansal operasyon yaptılar. Olmadı. Bir bakıyorlar mesela finansal operasyon yapıyorlar. Dolar çıkacak diye bekleniyor. Ama sonra Orta Doğu'nun parası biliyorsunuz önemli bir kısmı Türkiye'ye akıyor. Türkiye'ye buradan bu denge sağlanarak finansal kriz çıkmıyor. Halk krizi çıkmıyor. Yani beklenen, onların beklediği anlamda her yolu denediler. Her yolu denediler fakat bir türlü muvaffak olamadılar. En son denemedikleri yol terördü. Ve nihayet terörü de 7 Haziran seçimlerinden sonra terörü de denediler. Denemeye başladılar. Hatta öyle ki mesela terör öyle bir hal aldı ki terörü devlet başlattı ifadesini bile kullandılar biliyorsunuz. Hatta bugün Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı. Evet ben devlet katildir açıklaması yaptım. Fakat bunu geri alıyorum. Devlet katil değildir. Devlet seri katildir deme cüretkarlığını gösterdi. Yani iş buralara kadar geldi. Ne oldu? İşte uykusunda polislerimizi şehit ettiler. Ailesiyle alışverişe giden askerlerimizi evet. Şehit ettiler. Fakat hangi yolu denerse denesinler bir türlü istedikleri kıvama Türkiye'yi getiremediler. Çok şükür. Yani elhamdülillah ki olmadı. Evet. Olmayacak da. İnşallah. Yani mesela şu günlerde mesela değişik işte şimdi de şunu oynuyorlar.
Erdoğan diktatör algısını medyaya, uluslararası güçlerin Türkiye ayağındaki medya bunu çok müteahhitlik defalar kullanıyor ve insanların beynini nakşetmeye çalışıyor. Ama bu tutacak mı? Tabii ki bu da tutmayacak yani. Peki bu arada ülkemiz mesela ne yapıyor? Bunun karşılığında biz devletimiz ne yapıyor? Mesela ya devlet Diyarbakır ve Dicle'de biliyorsunuz PKK'nın çok önemli yani tarumar etti yani. Evet. İşin açıkçası amiyane ifadeyle. Merkezi yerlerin hepsine tabii, girdi yani. Tarumar etti. İşte Kandil mesela kendi aralarında sürtüşmeler başlamıştı aslında. Bu şeyle birlikte silahlı kuvvetleri Kandil'i yerle bir etti. Evet. Bu arada biliyorsunuz geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Brüksel'e gitti Avrupa Birliği şey için. Evet. Orada enteresandır, beklenmedik şekilde ilgi ve alakalı bir şekilde karşılandı. Ve orada şu cümleyi kurdu. Biliyorsunuzdur. hava savunma sistemlerinin Çin'le yeniden görüşüleceğini açıkça belirtti ve millilik burada şarttır dedi. Evet. Millilik burada şarttır dedi. Yani onların beklentilerinin tam tersi olaylar gelişiyor. Evet. Bu işte bunu yıkmak için Türkiye'nin önünü kesmek adına bu gidişatını engellemek adına ellerinde gelen her şeyi deniyorlar. Yani öyle ki biliyorsunuz Ankara'da bomba patlattılar. Evet. İki tane canlı bomba. 97 vatandaşımız orada. 99 oldu 99 en son. 99 mu? Oldu. Evet. Yoğun bakımda vefat edenler oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Aman. Ailelerine sabır ihsan eylesin. Yani bunu az önce de söyledim. Devlet yaptı deme cüretini dahi gösteriyorlar. Maalesef. Şimdi bu uluslararası güçler, burada uluslararası güçler baş faktör. Ha bunlar kimle oynuyorlar? Yerli işbirlikçileriyle beraber oynuyorlar. Bunların profesör elemanları var. Medya patronu, hani isim vermemize gerek yok, elemanları var, bunlarla oynuyorlar. Bir şekilde bu Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek, bir şekilde kesmek. Ama hani tabiri caizse helal yoldan ama haram yoldan ama bir şekilde bunun önünün kesmek. Bütün maksat bu. Son günlerde yapılan diktatör algısını bu millete aşılamak için oluşturdukları bu diktatör algısının altında yatan temel sebep de biraz önce anlatmaya çalıştığım bu Türkiye'nin önlenemez büyümesi ve yükselişi. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın birebir şahsında kimsenin bir şey alan şeyi yoktur. Evet. Burada önemli olan Türkiye ve geleceğidir. Buna oynuyorlar şu anda. Mesela şöyle bir şey de var. Yani biliyorsunuz burada birilerinin yıllarca uğraştığı, planladığı bir ılımlı İslam projesi de vardı. Evet. Bu da tutmadı biliyorsunuz. Şu an yerle bir oldu bu proje. Tamamen yerle bir oldu. Yani bunun baş aktörlerini burada şimdi söylememize gerek yok. Zaten ama belli altımız zaten bu. Biliyor zaten onları. Ve daha sonra mesela bunlar için olumsuz dönebilecek mesela 28 Şubat'ın finansal ve medya ayağının yargılanacağı zikredilmeye başlandı. Sayın Özgür, özür dilerim. Kısaca bir toparlarsak hocam da şimdi kısaca bir değinsin. Hemen toparlıyorum. Onları da sormak istiyorum. Şimdi bütün bunların yapılma sebebi yani Türkiye'de kullanılanlar onlar birer piyon. Bunu vatandaşlarımızın çok iyi anlaması gerekiyor. Bunların sadece birer piyon olduğunu uluslararası güçlerin Türkiye'nin büyümesini istemediklerinden dolayı yani nasıl buna engel oluruzun değişik versiyonlarıdır bunlar. Türlü versiyonlar uygulayarak Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Yapılmak istenen ve diktatör algısını bu ülkeye oluşturmak istemelerin altında yatan sebep de kesinlikle bu. İnşallah başaramazlar. İnşallah. Başaramayacaklardır İnşallah. Zaten. Başaramayacaklar. İnşallah. Hocam siz de kısaca bir değinirseniz. Bu Cumhurbaşkanımıza yapıştırılmaya çalışan bu diktatör yaftasını siz de biraz değerlendirir misiniz bize hocam? Tabii ben biraz daha geniş bakmak istiyorum olaya müsaadenizle. Özellikle bütün dünya siyaseti değişiyor dedik. Gerçekten değişiyor. Bunda da Ahmet Bey de önemini zikretti. Türkiye'nin coğrafi özelliği de burada çok büyük etken. Çünkü tam tabiri caizse dünyanın kalbindeyiz. Bu son bir yılda özellikle gerek
Kuzey Irak yönetimiyle yakınlaşmamız, gerek Suudi Arabistan'ın özellikle Kral Abdullah'ın ölümünden sonra kardeşi Selman'ın başa geçmesiyle beraber Türkiye Suudi Arabistan siyasetinde müthiş bir yakınlaşma oldu. Evet. Ve çok sık görüşmeler oldu. Belki de tarihinde yani en son belki 30-35 yıl önce Genelkurmay bazında ilk defa görüşmeler oldu. Evet, bizim Genelkurmay Başkanımız en iyi dönemini yaşıyor. Suudi Arabistan'a gitti. Tabii. Bizim Genelkurmay Başkanımız Suudi Arabistan'a gitti ve temaslarda bulundular. Evet. Çok yakın ilişkiler mevcut. Buradan alınan bir güç var Orta Doğu'da. Yani Suudi Arabistan ve Türkiye'nin birleşmesi çok büyük bir güç. Bunu bütün kafirler biliyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya başta olmak üzere. Özellikle Suudi Arabistan'ın en büyük düşman olarak gördüğü, özür dilerim, İran'ın en büyük düşman olarak gördüğü Suudi Arabistan'la Türkiye'nin yakınlaşması onları çokça rahatsız ediyor. Bizi de düşman görüyorlar hocam. Yani İran, evet. Evet. O konuya da biraz girmek istiyorum. Buyurun. Az sonra. Yine bakınız, bu cumartesi günü Ankara'da bomba patlatılıyor. Evet. Aynı gün büyük ihtimalle İsrail tarafından hemen Kral Selman zehirlendi. Şu anda hastanede, yoğun bakımda diye haberler yayıldı. Bütün dünya basınına evet. servis edildi. Ama bu sabah biliyorsunuz Bakanlar Kurulu'nun başındaydı ve bir şey olmadı. Burada bir algı operasyonu oluyor. Yine aynı gün bakınız cumartesi günü aynı gün Mesut Barzani Türkiye'ye destek açıklamaları yapıyor. Evet. Destek açıklamaları yapıyor. Hemen aynı gün bütün parti binaları ateşe veriliyor. Yani o kadar bir sıcak savaş içindeyiz ki, soğuk evet. savaş diyorduk ama artık bu savaş sıcağa döndü. Evet. Ve çok iç içe olay oldu. Buradaki olay şu. Yani kesinlikle Türkiye'nin Suriye'de ve Orta Doğu'da bir lider kimlikte olmasını istemiyorlar. Ben biraz daha geniş çerçeveden bakıyorum. Yani artık burada şunun altını çizilmesini istiyorum, rica ediyorum. Rejiden de bunu ekrana da yansıtsınlar. Burada olay artık Tayyip Erdoğan olayı değil. Evet. Burada artık olayı tamamen Türkiye'ye vurma olayı i̇şte olarak Tayyip değerlendiriyorlar. Tayyip Erdoğan olayı değil, evet Tayyip. Ama burada bu işlere karşı set çeken, dur evet. diyen kişi şu anda Tayyip evet. Erdoğan olduğu için evet. herkes Tayyip Erdoğan, yani uluslararası güçler Tayyip Erdoğan evet. güçler, düşmanı kesildiler. Evet. Mesela Recep Bey'i ben desteklerim ayetinde bir şey söyleyeyim. Yani burada Suud-Türkiye yakınlaşması malum. Yani bu artık inkar evet. edilemez. Çok açık. Dediği gibi evet. Suud mesela hemen bir haber yapılıyor. İşte Suud kralı zehirlendi gibi. Mesela Kuzey Irak Türkiye arası şu an çok iyi gidiyor. Evet. Hemen orayı bak şu anda karıştırmaya çalışıyorlar. Evet. İkili yönetim evet. Barzani işte bıraksın gitsin evet. şeklinde orada da bir karışıklık meydana evet. getirmeye çalışıyorlar. Fakat burada enteresan bir şey oluyor. Evet. Bu süreçte yani normalde bu süreç içerisinde İran bizim şeyimiz değil. Yani şu an aynı doğrultuda yürüdüğümüz bir ülke olmamasına rağmen biliyorsunuz İran açıklama yapıyor. Ben Rusya'dan daha düşük %50 düşük fiyata size doğalgaz vereyim. Evet. şeklinde. Evet. Ya bu enteresan bir. Yani burada mesela başbakan ben gerçi evet. lafınızı aldım ama kusura bakmayın. Olsun. Mesela dün akşam başbakanın yaptığı bir açıklama var. Hani dedi ya Recep Bey Türkiye buralarda ilgilenmesin isteniyor. Evet, asıl evet. amaç bu zaten. Evet. Türkiye kendi kafasını gömsün, kendi sınırlar içerisinde ne yapıyorsa yapsın, sınırından dışarıya hiç bakmasın. Ama şu anda Türkiye ülke yani o kadar ilerledi ki ya bunu bir ülkenin başbakanı kendi ağzından zikretti. Dedi ki orada Suriye'nin kuzeyinde yapılan görüşmenin isterseniz zabıtlarını verebilirim dedi yani. Evet. Yani istihbaratımız orada insana dayalı istihbaratımız evet. o kadar ileride ki. Ama şunu kesinlikle artık kabullendiler. Bitiriyorum hemen. Kabullendiler. Evet. Burada Türkiye'siz hiçbir şey yapamıyoruz. İnşallah. Yapamayız. İnşallah. Hocam buyurun. Bir haritamız vardı. Reciden onu rica tabii. edersek. Haritanın tabii. üstünden de ben sevgili izleyicilerimize buyurun yapılan hocam. İttifakları ben müsaadeniz varsa ayağa kalkıp buyurun anlatmak hocam. İstiyorum. Daha iyi olur. Şimdi özellikle Rusya'nın üzerinde durmak istiyorum ben. Geçen hafta hatırlarsa izleyicilerimiz evet. biz buradan bir şey açıklamıştık. Ne demiştik? Rusya'nın arkasında kanım odur ki İsrail çıkabilir. Evet. Söylemini evet. söylemiştim hatırlarsın evet. bütün izleyicilerimiz. Evet. Ve hafta içinde Putin'in kendi ağzından şu açıklamayı yaptı. Birkaç gün sonra programımızdan. Biz dedi İsrailli dostlarımızla beraber bir çalışma grubu oluşturduk dedi. Orta Doğu ile alakalı. Biliyorsunuz bütün istihbaratını İsrail'i evet. veriyor Rusya'ya. Şimdi dikkati şuraya çekmek istiyorum ben seyircilerimizden. Buyurun. Rusya
ne yapıyor? Uçaklarını, özellikle uçaklarını kaldırıyor Azerbaycan, İran ve Irak hava sahasından geçirip Laskiye'ye konuşlandırıyor. Buradaki hava sahasına konuşlandırıyor. Yine Hazar Denizi'nden getirdiği gemilerle beraber buradaki Özgür Suriye ordusunun güçlerini vurabiliyor. Yani burada aslında dikkat çekmek istediğim şey şu. Bütün hoca efendiler anlatıyor. Ama burası anlaşılmıyor. İslam'a karşı küfür tek millettir. Evet. Çok önemli bir cümle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şifreyi vermiş. İslam'a karşı küfür tek millet. Bakınız hepsi birleşebiliyorlar. İsrail aşağıdan bütün şeyi verebiliyor. İstihbaratı verebiliyor. Şimdi İran burada yine rahat durmuyor. Rusya ile anlaşmasına rağmen yine rahat durmuyor. Ne yapıyor? Yemen'i de karıştırıyor. Çünkü buradan bir koridor açıp kendisine, Aden Körfezi'nden bir koridor açıp yine Suriye'yi, özür dilerim, Suudi Arabistan'a olası bir müdahaleyi halen düşünüyor. Çünkü burada ne var? Türkiye ile Suudi Arabistan'ın müthiş bir yakınlaşması var. Kral Selman başa geldi biliyorsunuz. Yakın tarihimize daha bir sene oldu olmadı. İlk olay Yemen'de. Yemen'e müdahale etti. Niye? Şia, İran, Yemen'de yönetimi ele geçiriyordu. Evet. Nedir? Yönetimi ele geçiriyordu. Orada yine alim katliamı yapılıyordu. Orada Sünni kesime katliam yapılıyordu. Yine şuraya dikkat çekmek istiyorum. Suriye'de yaklaşık 12 milyon insan ülke dışına sürüldü. 23 milyonluk bir Suriye. Yani hemen hemen yarısı, yarısından fazlası sürüldü. Ve sürülen insanlar, yani göçe zorlanan insanlar hep Sünni insanlar. Yine burada kalanlar kendi Şia. Yani burada kumpası anlayabiliyoruz zannediyorum. Haritadan bunu anlatmak istedim ki burada İslam'a karşı küfür tek millet. O yüzden Mevlam onlara fırsat vermesin inşallah. Bir de bir videomuz vardı. Onu da alabilirsek Sayın Altun rejimizden rica etsek. Ben konumu o şekilde devam etmek istiyorum müsaadenizle. Rejiye söyleyebilirseniz videoyu da alalım. Videomuz vardı arkadaşlar. Onu da bir ekrana yansıtabilirsek. Evet hocam buyurun. Şimdi burası Gazze. Sevgili izleyicilerimiz de dikkatle izleyebilirlerse. Burayı yaşanmaz hale getiren İsrail. Aslında Orta Doğu'da filmi çeviren baş aktör İsrail'dir. Şu vahşete bakın. Burada hep Müslüman kardeşlerimiz yaşıyordu. Ama şu an yaşanmaz hale getiren İsrail. Ne yapıyor? Kendine burada toprak açıyor. Çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Buyurun. 1958 yılında rahmetli dönemin başbakanı Menderes'e İsrail geliyor. Bunlar açık net bilgilerdir. Ve diyor ki bizim askerlerimiz Konya'da eğitim görsün. Anlaşması yapalım. İstihbaratı da beraber kuralım sizin istihbaratınızı. Evet. Ve bütün istihbaratınızı biz de alalım. Ama sayın rahmetli anıyoruz Menderes olmaz diyor. Olmaz. 1960'ta değil mi? 60'ta Menderes'i asıyorlar. Evet. Ve hemen gelen yönetimle tekrar anlaşıyor İsrail. Anlaşıyor ve bu anlaşmayı 1958 yapalım diyorlar. Bu yani rahmetli Menderes zamanında olsun diktasını sunuyorlar ve kabul ediliyor biliyor musunuz? Anlaşma 1958'de 50 yıllık yapılıyor. 2008'de bitiyor bu anlaşma. Tayyip Erdoğan'a geliyorlar. Yenileyelim. Evet. Zaten kavga o zaman başladı dikkat ederseniz. Evet. 2008'de başladı. Evet. Bunu yenileyelim diyorlar. Bizim yine burada insanlarımız eğitim görsün, pilotlarımız ve istihbarat bilgilerimizi de paylaşmaya devam edelim. Tayyip Erdoğan da yok deyince büyük kavga o zaman çıkıyor. 2008 yılı kritik bir zamandır. O One Minute olayları vesaireler gelişiyor. Şimdi Rusya ile İsrail kesinlikle anlaşmış durumda. Rusya da piyondur burada. Asıl filmi çeviren İsrail'dir. 104 sivil insanımız ölmüş. Bakın Rusya şurada olaylar başlamış. 104 tane sivil insan ölmüş.
Bugün İsrail 2 haftada 32 tane Filistinli kardeşimizi öldürdü. Kim konuşuyor bunu? Hangi haber bültenlerinde var? Kimin haberi var? Türkiye'yi burada ses çıkaracak ülke kim? Türkiye. Türkiye ses çıkartmasın diye bombalar patlatılıyor. Evet. Kendileri arkadan istedikleri gibi toprak büyütmeler yapıyorlar. Ve yine yeni bir bilgi, hiç konuşulmuyor bunlar. Set çekecekler şu anda. Duvar örmeye başladılar. Kudüs'le aralarına duvar örmeye başladılar. Nedir? Bu bölgeye giremesinler. Orada ölen insanları şu an ailelerine vermiyorlar. Güvenlik yok gerekçeleriyle beraber kendileri define ediyorlar. Evet. İsrail'in yaptığı zulüm burada. Şurada hemen bir araya girmek istiyorum. Tam da konumuz yani devamı açısından alakalı. Tam da bu anlatılan sebeplerden dolayı Recep Bey'in de destekler mahiyetindeki örneklerinden dolayı 1 Kasım seçimleri çok önemli. Evet. Çok çok önemli. Belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesi. Ve şunu vatandaşlarımızın çok iyi algılaması gerekir. Eğer Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bu uluslararası güçlerin dediklerini, beklentilerini ve isteklerini yerine getirmiş olsa idi, bütün bu yaşananlar yaşanacak mıydı? Bu soruyu kendilerine sorsunlar. Bir, ikincisi eğer Tayyip Erdoğan ve AK Parti ve arkadaşları ülke yönetiminde beklenen sayıyı elde edemezler ise bütün bunların saydığımız şeylerin olumsuz manadaki karşılıklarını büyük ihtimalle göreceğiz demektir. Çünkü yani bunların isteklerine karşı set çeken, dur diyen, one minute diyen sadece şu anda bir akımın, bir partinin Onursal Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olduğundan dolayı bizim desteklerimizi bu yöne kaydırmamız ivedilikle devletimiz ve milletimizin bekası açısından gereklidir. Evet. Bir başka noktaya daha dönmek istiyorum. Ben yine Ahmet Bey'e de ben cevap vereceğim. Katıldığım yerde var, katılmadığım yerde var. Mesela şu anda Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da bir soğuk savaş var. Burada abilik olayı. Evet. Yani şimdi İsrail'i çok iyi tanımak lazım. İsrail'i şöyle tanımak lazım. İsrail Rusya'ya destek verirken aynı zamanda Amerika ile de müttefik olabilir. Çünkü para gücü elinde. Para gücüyle beraber her iki ülkeyle de müttefik olabilir. Peki aynı şekilde Türkiye'de ülkenin çıkarları açısından Amerika ile de müttefik olabilir, Rusya ile de müttefik olabilir, yeri gelir. Hayır, PKK ile de ben katılmıyorum. PKK o yok, PKK ben olmaz. Ben katılmıyorum. Şu anlamda katılmıyorum. Hem PKK'ya. Sayın hem Altun, buyurun. Az önce söyledik. Buyurun. 1450 yıl önce Efendimiz Sanserem buyurdu dedik. Hep evet. Ahmet Bey oraya düşüyor. Çünkü siyasi, özür dilerim, politika kafası oraya düşüyor. Çok yanlış buluyorum. Ne diyor? Ama küfür İslam'a karşı tek millettir. Eyvallah bu biz demek öyle değil bakamayız. Ki ama yok sen şu anda olayı yanlış çarpıtıyorsun. Hayır ben onu söylemek istemedim. Sen şimdi hiçbir Asr-ı Saadet döneminden olamayız. Örnek verirsen o zaman ben de Medine'nin kuşatması ile alakalı Beni Kureyze kabilesiyle yapılan anlaşmayı söylerim. Yani benim anlatmak istediğim o. Müttefikten kastım bu değil. Müttefikten kastım şu. Birlikte karşılıklı hani kazan kazan menfaat şeyi yani yok, bakın onlar şimdi, bizim kanımızla besleniyorlar biz onlarla kesinlikle peki, müttefik olamayız. İşte bakın 15 senedir bu kazanımları 2002'den günümüze kadar elde ettiğimiz bu kazanımları yeri geldi müttefik göründük, yeri geldi birlikte hareket ettik, yeri geldi aynı doğrultuda ilerledik de bu kazanımları elde ettik. Tamamen 2002'de bu senin şu anda biraz önce söylediğin kafayla tamamen set çekerek, dünyadan kendini soyutlayarak bir yönetim anlayışı belirtseydik, gösterseydik demiyorum. Ama ben şöyle diyorum. Cümlen ona çıkıyor. Biz, o zaman Rusya'yla doğru ifade edemedin. Buyurun hocam. Biz Rusya'yla müttefik olamayız. Amerika'yla da olamayız. Siyasi müttefiklik İsrail'de olabilir. Bu şu demek değil. Hiç yani biz gönül birlikteliğimiz var manasında söylemiyorum. Siyasi birliktelik nasıl olamaz? Muhakkak olur. Ya kan devlettir. Kanmamalıyız. O ayrı bir şey.
Kanıyoruz. Kanmamak ayrı bir şey. İşte zaten kanmayan yönetim şu anda şu yönetimde. Bizim iktidarda özümüze, şu anda kanmayan yönetim var. Cumhuriyet döneminden lazım. Beri kananlar hep iktidardaydı. Evet. Kısacası zaten toparlayacak olursam. Buyurun hocam. Yahudi'ye itaat yok. Onu kim söyleyebilir zaten? Yani onu söyleyecek kimse yok ki. Yani en azından bu görüşte olan cenahın görüşü Yahudi'ye hizmet etmek zaten değil ki. Ben Sayın Özkan bir bitirsin hocam. Memnun olacağım. Hep kesiliyor. Tam cümlelerimi kuramıyorum. Buyurun hocam. Yahudi ile işbirliği anlaşma yok. Evet. Onlara ihale servis etmek yok. Evet. Onlarla anlaşma yok. Kafirle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile anlaşma yok. Onlarla müttefik olmak yok. Onlarla anlaşma yok. Olmamalı, olamaz. Evet. Sana tamam derler, he derler, arkadan hançerlerler. Amerika müttefikimiz diyorsunuz, 50 ton senin düşmanına bomba indirdi evet. Daha yeni. İnkar da etmiyor, indiririm ben diyor. Evet. Bakınız, şunun altını çizmek istiyorum tekrar. PKK, Türkiye'de PKK'dır. Suriye'ye gidiyor, üniformasını değiştiriyor, PYD oluyor. Evet. İran'a gidiyor, üstünü değiştiriyor, PEJAK oluyor. Evet. Bunların hepsi aynıdır. Bunlar terör örgütüdür. Ve bunlar maşadır. Evet. Kullanılıyor. Kim tarafından kullanılıyor? Şu anda 3 tane özellikle ülke var. Saydık. Amerika Birleşik Devletleri bunları kullanıyor. Direkt. IŞİD'i dahil. Arkasında Rusya da kullanıyor bunları. İsrail. İsrail başlıca kullanılıyor. İran. İsrail'e zaten şu an toprak açılıyor. Bakınız videomuz evet. Hala dönüyor. Evet. Şu an bu topraklar İsrail'e hazırlanıyor. Evet. Kendi öz vatanlarından koruluyor. Bakınız buradan bizi sıkıştırıyorlar. Hollanda açıklama yapıyor bugün. Diyor ki Avrupa Birliği'nde PKK ile oturun bak sivil halk zarar görüyor diyor. Anlaşmaya tekrar. İngiltere'den bir açıklama geliyor. Diyor ki İngilizler turistler aman diyor gitmeyin Türkiye artık güvenli bölge değil. Özellikle kendi halkın ama bütün dünya insanlarına. Bugün CIA uzmanı Barkey isminde bir vatandaş diyor ki IŞİD diyor ben yaptım demez bu olayı. Demeyecektir de. Ama diyor yarın İstiklal Caddesi'nde bir bomba patlarsa siz ne yaparsınız diyor. Bunu bizim basın organlarımıza anlatıyor. Mesaj mı veriyor? Sizin diyor tabii ki. Sizin diyor turiste ihtiyacınız var. Bakınız İngiltere ile aynı ağzı kullanıyor. Yani burada bıyık altından bize tehdit var. Yani hem bir taraftan dövüyorlar. Hem bir taraftan da istediklerini hayata geçiriyorlar. Yani şunun altını çizmek istiyorum. 2015 yılı bizim için gerçekten dönüm noktası olsun. Artık şu kafirlere itaat etmeyelim. Şu İnşallah. Kafirleri artık dinlemeyelim. Bizi yönetenler de buradan bu seslerimizi duysunlar. İnşallah. Onlara itaat bize fayda getirmiyor. Mümkün değil getirmez. Ahmet Bey'in söyleminde katılmadığım yere gelince... 7 Haziran seçimleri yapıldı. Biz evet. Buradan yalvardık. Evet. Yalvardık. Dedik ki aman sağduyulu olun. Ülkeyi karıştıracaklar. PKK bir taraftan vuracak, IŞİD bir taraftan vuracak. Yapmayın. Uzlaşın. Kırmızı çizgilerde durmayın dedik. Ama bizi dinleyen olmadı. Ülke seçim ortamına girdi. Peki geldik ortama. Şu anda bakınız kazanı kaynatıyorlar. Seçim neredeyse 2 hafta kaldı. Seçim hemen hemen konuşulmuyor gibi evet. Bir ortam var. Mitingler olmuyor, vaatler yok. Olsa da hep madde üstünde vaatler. Evet. Şimdi sözü nereye getireceğim? Bağlıyorum, biraz uzattığımın farkındayım, özür diliyorum. Sözü şuraya getireceğim. Olası bir 1 Kasım seçimlerinde oldu ya, tek partili sistem çıkmadı. Bu olabilir. Şu anda verilen veriler böyle. Anketler böyle. Eğer çıkmaz ise... Bu ülkeyi tekrar bir gerginlik ortamına atmamalıdır siyasiler. Orada uzlaşıp kendi tabanlarına yakın partilerin koalisyonu kurması lazım. Ve ülkeyi tekrar bir seçime götürmemesi lazım. Bunu da yine bir öngörüyle görüyorum ki. Çünkü söylemler hala çok sert. Bakıyorum söylemler çok sert ve bu sertlikle beraber eğer seçimlerden olası bir tek parti hükümeti çıkmaz ise yine sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Tekrar bir seçimi ülke kaldıramaz. Her gittiğimiz seçimde kan kaybedeceğiz. Yunanistan gibi. Allah korusun. Bu öngörüyü sunuyoruz bakın. Çok açık dille sunuyoruz. Yunanistan her gittiği seçimde kan kaybetti. Her gittiği yeni seçimde kan kaybederek. Çünkü bizim üstümüze bir tane ülke oynamıyor.
Küffarlar birleşmiş, bizim üstümüze oyun oynuyorlar. Tayyip Erdoğan olayı değildir burada. Olay Türkiye olayıdır. Evet. Türkiye'yi tarumar etmek, Müslüman kanı dökmek. Olay budur. İnşallah sağduyulu davranırlar ve uzlaşırlar. Kısa bir araya geçeceğiz. Sözü size vereceğim kısa bir aradan sonra. Geçmeseydik araya. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ama bugün askerimize, polisimize iman geldi. Bu eylemleri artık durdurun, tırları yakmayın. Kürt halkı aç kalır. Halkımız, esnafımız, sanayicimiz beslenip... AK Parti diye sormuştu deminki izleyicimiz. Şimdi ben CHP gelirse ne olur diye soracağım.